Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. BRNC'den bugün Europa Üniversitesi 4 Osmanlı serimizin 7. bölümüyle karşınızdayım. En son Karakoyunlu'ya savaş ilan etmiştik ve bu savaşta ilerlemeye devam ediyoruz. Tebriz de bana saldırıyor Karakoyunlu ordusu. Tamam, saldırıyı bıraktılar. Şimdi, öncelikle ben tam olarak kimlerle savaştayım ona bir bakalım. Sonra da bunların kalelerine bakalım. Burada bir kalesi kalmış. Şu isyancıyı da kes. Erzurum'u alacağım çünkü ben. Sen buraya ilerliyorsun. Hızlı bir şekilde bu savaşı bitirip sonrasında ise Moskova Savaşı'na geçeceğiz. Tebriz'i top yağmuruna tutalım. Aslında fazla da kullanmayacağım o özelliği. Çünkü enstitü almamız gerekiyor. O puanları bunun yerine enstitüye harcarsak daha faydalı olur. Bu yüzden yavaş yavaş alalım abi. Evet, heyerimiz geldi. Süleyman alalım. Zaten admin teknolojide bir ID'yi almayacağız. Danışmanlarla falan idare ederiz artık. Şimdi ben nereye savaşını atmıştım? Bitlis'e. Bitlis'i ele geçemedik ama değil mi? Bitlis'i bir ele geçirelim. Ordularımı şuradan da çekeyim be. Daha herhangi bir orduyla karşılaşmadık. Adam o kadar korkuyor ki abi, tüm ülkesini ele geçiriyorum. Ama adam karşıma ordu bile çıkarmıyor. Olsun. Biz ele geçirir bitiririz abi. Trabzon'da düştü. Ulan bu general ölmeseydi be. Sağlam generaldi abi ama daha sağlamı geldi. Toprakları ele geçirelim hızlıca. Arda bir sen savaştan düştün artık. Dinini de sünnileştirelim senin. Tamam. Senden para almayacağım. Boşuna enflasyona gerek yok. Süleymaniye'ye de gitsin bu ordu. Ayrı kalmasınlar. Tamam. 62 yeterli herhalde ama yeterli değil. Bu eleman gelip benle karşılaşmak yerine Balkanlara çıkmış. Saçma sapan bir hareket yapmış. Ulan biz ona haddini bildirelim. Neden yaptığını da biliyoruz. Buraya bir donanma koysaydık oraya çıkamaz. Gerçi Kırım taraflarından çıkmış abi. Her türlü çıkardı yani. Ama ordumuzla bunu haddini bildireceğiz. Van'ı ele geçir. İmereti yere geçir. Şimdi bizim alacağımız topraklar bu şekilde olacak. Bunları almamız gerekiyor. Şöyle kalelere bir bakalım. Musul Kalesi'ni alalım. Tebriz'e doğru ilerleyemiyoruz. İlerleyebileceğimiz kale var mı? Yok. Bu şekilde savaşı bitiririz o zaman. Bir vergi alırız. Para da aldım mı? Bu iş tamamdır. Şimdi bunun ordusunu bir tamamıyla artık bitirelim. Abi daha halkımızdan vergi arttırmayalım. Bunun yerine ticaret gücümüzü arttırsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi sen orada eksi 2'yi yedin. Eksi 1'miş. Evet. Stack wipe atarız diye düşünmüştüm ama atamadık. Nereye kaçıyorsun? Şu kalenin ardına kaçacak. Seni Nibol'da yakalayacağım oğlum. Silistre'de. Ulan generalimiz ölmüş ya. Abi 4 siege'li adam öldü. 3 siege'li adam geldi. Fark etmez. Biraz daha buraya harcayalım. Tamam. Yakın zamanda kolonyalizmi alacağız. İsfahan. Sen de savaştan çıkmak istiyorsun. Seni de Forge Religion yapalım. Sünnileştirelim. Aslında senin Şii kalman bizim açımızdan daha iyi olur. Toprağını aldığımızda agresiflik yemezdik ama olsun. Sünnileştirdim yine de. Şu kale düştüğünde bir düşmüş. Barış anlaşmamızı yapabileceğiz. Evet. İstediğimiz tüm toprakları aldık.
Şimdi ise sıra Moskova ve Lehistan savaşlarında topraklarımızı korlayalım ve şu görevi artık yerine getirelim. Bunları da aldık. Tamam, şimdi nereye bana kor verdiniz? Çok güzel. Çok güzel, her yere kor verdi. Artık Moskova Savaşı'na başlayabiliriz. Manpower için şunları verelim. Production için de inşa edelim. Şunları da inşa et abi. Tamam. Paramızı harcayalım bu sayede. Şimdi Novgorod'a korlarını vereceğiz. Admin teknolojide 10 olmamıza ne kadar kaldı? 3 yıl kaldı. 3 yıl içinde oluruz biz. 10. Ondan sonra da büyük ihtimal Influence ID'yi seçeceğim. Yoksa bu topraklar zor korlanır abi. Şimdi başka kime savaş açacağız? Moskova hepsini almış mı? Evet, Danimarka'ya da savaş açacağız. Bir Reconquest'i varmış Novgorod'un. Güzel. O zaman savaş başlasın. Kimse savaşa katılmıyor. O zaman biz bu savaşa başlarız abi. Sen buraya ilerliyorsun. Legalizme ilerlemeye devam ediyoruz. Yerine bakmamıza dahi gerek yok. Şimdi top saldırılarını yapalım abi Moskova'da. Evet, government'imiz yükselmeye devam ediyor. Abi bunu alırdım ben normalde ama şunu almak istiyorum ya. Advisor postları düşürüyor. Ne yapsak şimdi? Abi bak, ben her zaman oynadığımda bunu alırdım. Ama şimdi bunu alacağım. Bir değişiklik olsun. Advisor cost biraz daha düştü. Güzel. Sen orayı kuşat. Oradan sana çıkış olmayacak zaten. Oradan sana çıkış olmayacağını göreceksin. Ki 18 kalık ordumun gelmesiyle kaçman bir oldu. Gel abi, ordunu benim bir karşıma çıkar. Buradan adamlığını görelim. Güzel. Güzel. Orada isyancılarımız kapıştı. İsyancılar değil aslında. Düşmanımızla isyancımız kapıştı. Ve isyancı düşmanımızı yendi. Orada Moskova o isyancıları keser bence. Yeni başkenti Murom'muş. Murom'u da ele geçirelim o zaman. Bu savaştan üstün çıkmamız gerek. Hatta ezici bir şekilde üstün çıkmamız gerek. Moskova abi bu. Bize karşı gelecek değil ya. Hayır abi, şu an admin teknolojide 10'luya geçmek istiyorum. Bu yüzden herhangi bir şey vermeyeceğim. Bu arada sen... Abi adam teknolojide military 9'a geçmiş lan. Nasıl geçtin sen? Moskova... Vallahi iyi teknolojide ilerlemiş. Şimdi ilk çarpışmamızı Riyazan'da yapacağız o zaman. Kendisiyle. %105 disiplinimiz var. Ve onun ordusunu. Onun ordusu daha fazla olmasına rağmen mağlup ettik. Tamam, güzel. Sen şimdi buradaki orduya yardıma gidiyorsun. Buna saldırıyorlar. Seri. Ve fazla bir şey yokmuş, tamam. Admin teknolojide 10'a geçtik. Influence ID'yi açıyorum hiç beklemeden. Influence açmazsam eğer bu vasalları zor annexleriz abi. Influence ID önemli. Bu yüzden. Şimdi şu kale kalmış. Kazan Kalesi. Bu arada ben Kazan'la savaşçı değilim değil mi? Tamam. Burası niye farklı renk lan? Neyse, oraya takılmayalım. Bu kale kaldı. Ve buradaki Pskov Kalesi kaldı. Tamam. Zaten bunun ordusu daha buradan kaçamaz diye tahmin ediyorum. Bir kaçamayacak. Şuradaki Pskov Kalesi'ni de kuşatalım. Abi Lehistan Litvanya'dan şey almış, askeri geçiş almış. O şekilde kaçabilecek. Evet. Hatta kaçtı bile. Bu isyancılar başarılı olacak. Sen
bunları bir bastırmaya git. Hatta buradaki Psikov ordusunu da yenmiş olursun bu sayede. Ulan düştü lan o orada. Abi o seviyede nasıl düşer o? Bu isyancıları bastıralım. Tamam. Şu iki kale de düştü. Şimdi bu kaleyi kurtarmaya gidelim. Umarım düşmeden kurtarabiliriz. Şu top. Rakları kurtaracağım derken Moskova ordusuyla savaştık orada. Abi. Ulan geç kaldım, takip edemedim ama bu savaşa yardım edeceğiz derken bizim ordu paramparça etti zaten elemanları. Abi tabi 3 yıldızlı general olunca maşallah. Son bir kalesi kaldı. Burayı da kurtaralım. Bu arada savaş sebebimizi açtığımız toprağı da ele geçirmemiz gerek. Neydi abi bu? Şuraya yazalım. Ungermanland. Nasıl isim lan bu? Şurası bir düşsün. Hızlıca. Bak artık top vuruşları yapa yapa teknolojide geri kaldık ya. Vallahi artık yapmayacağım ben bunu. Ya yapmamam gerek. Kendimi durduramıyorum, o şehre illa top saldırısı yapacağım ama yapmamam gerek. Burayı da ele geçirelim. Hatta orada uğraşmaya gerek yok. Şurada iki tane paralı asker basar. Ele geçiririz abi. Bu kalede düştüğünde tamam olacak. Evet sen gidiyorsun abicim. Bu toprağı ele geçiriyorsun. Tamam. 72 oldu. War score. Bu kalede düştü. Artık sanırım barış anlaşmasını yapabiliriz. Şimdi Novgorod'un tüm topraklarını iade ediyorsun sen. Aldığın hepsini teker teker iade ediyorsun. Etti şu anda hepsini. Etti mi, emin miyiz? Sanırsam şunlar kaldı. Şunları da ele geçirelim hızlıca. Mesela şu toprak Novgorod'undur tahminimce. Evet bu değil ama şu üçü de Novgorod'unmuş. Şu üçünü hızlıca o zaman bir ele geçirelim. Onları da Novgorod'a verelim. Bu savaşta tüm korları almış olalım. Yürü abi. Oradaki ordusunu da parçalamış olursun. 8 puanımız var. Bir bu kalmış. Onu da yapalım. Tamam. Novgorod'a ver. Ver Novgorod'a. Ver Novgorod'a. Şu toprakları da Novgorod'a verdik. Şimdi sen neresisin? Şurayı da ele geçirelim. O da Novgorod'a ekstradan vermiş olduğumuz bir toprak olsun. Vergi falan almayacağım Moskova'dan. Direkt topraklarını almış oluyoruz. Bu savaş bitti. Adamın topraklarının hepsini ele geçiriyoruz. O Kırım'da dolaşıyor. Tamamdır. Novgorod bu şekilde büyümüş oldu. Danimarka'da toprakları kaldı. Onları da ileriki zamanlarda veririz artık. Moskova savaşı beklediğimden uzun sürdü ya. 14 dakika olmuş video. 10 dakika falan sürmüştür herhalde. Güzel, korların hepsini verdik. Ve artık 1. sıradayız. Şu teknolojide de artık bir seviye atlarsak iyi olacak. Şöyle. Kolonyalizmi de alalım. 98'de kaldı. Kaç vermem gerekecek? 236. Lan şansa bak, 98'de kaldı ya. Sen kaçtasın teknolojide Polonya? Bir fazla değil. Age of Reformation'a geçmiş olduk. Yeni çağa başladı.
Şimdi Memlük Savaşı ne zaman? Öncelikle Memlük'te şu anda ateşkesimiz kalmadı. Bir kere daha ona savaş açabiliriz ama öncelikle bir Lehistan Savaşı'nı yapmak istiyorum. Aslında savaşı Litvanya'ya açmak gerek. Ki bu daha doğru olacak. Hadi o zaman savaş başlasın. Çok güzel. Tam savaş açtık abi. Bizim eleman yok oldu. Sen bir gel bakalım. Şu ay bitsin. Aha, yine isyancıları başladı onu. Güzel. Morale Farmis elemanı geldi. Bunu seviye 2 yapalım. Sen ne zaman atlayacaksın? Sen Theodora'ya ilerliyorsun. Burada donanmamıza emir verelim. Düşmanımızın bu değil. Şeylerini bloklasın abi. Akdeniz'deki limanlarını bloklasın. Evet, bu kale düştü. Litvanya'nın iki kalesi kaldı. Hemen hızlıca bunları düşürelim. İsyancıyı dönmeden ilerlersen güzel olur. Şu kale düştükten sonra Trabzon'daki de isyanı bastırmaya gideriz. Trabzon zaten -2'lik bir kale. Oradaki isyancıyı rahatlıkla pataklarız. O kale düşmeden. Bunun ne kadar ordusu var ya? Hiç ordusu yok ki. Rahat rahat alacağız abi o zaman. 5 profesyonellik aldık şimdi. Nasıl yapıyorduk bunu? Evet. Trabzon'a çık bakalım. Teknolojide de ona geçtik bu sayede. Şimdi sen bir daha aynı şekilde transfer olarak 7 şana çık. Oğlum, saldırmayayım diyorum. Geliyorsun benim topraklarımı ele geçiriyorsun. Ayıp ama ya. Transilvanya ile de savaştı. Bu kimlerle savaştı? Macarla da savaştı. Vay vay vay. 7 düvelle savaştı. Varşova'yı kim almış abi? Varşova'yı Macaristan almış. Macar intikam almaya çalışıyor herhalde. Şu isyancıyı da pataklayalım. Bizim kaleyi düşürmek neymiş? Anlasın. Önce bu isyancı abi. Şuraya sağlam bir general yok mu ya? Ha, işte bundan bahsediyordum. Şu generali abi. Sil. Böyle general mi olur ya? Vur şuna. Yeni atlılarımız geldi. Şu an geçmeyeceğiz ama. Tamam. Sen burayı ilerlemeye devam et. Kalan kaleler neresi? Orayı Novgorod alıyor. Buradaki kaleyi alalım biz de o zaman. Artık sipahiye geçebiliriz. Yanımıza düşman yok. Riske gidiyorum ama. Sorun yok abi. Bizle karşılaşabilecek bir düşman değiller. Ki yeni toplar da gelmiş. Güzel. Yeni toplara da geçtik o zaman. Ve hayvan gibi manpower kaybediyorum ha. Şuradan manpower'ımızı alalım. İleriki savaşlarda dikkatli oynamam gerekecek. Şimdi önemli bir savaş değil diye böyle patır kütür savaşıyorum ama ileride koalisyon savaşlarında vesaire daha dikkatli oynamam gerekecek benim. Burada patır kütür dalıyoruz direkt. Poltova. Poltova neredeydi? Evet, Poltova'ya da asker sevk edelim hemen. Poltava önemli bir yer. Şimdi Litvanya'nın topraklarını ele geçirmeye başla. Buradan bir puan da kolonyalizme verdik mi? O kendi kendine seviyorlar artık. Hatta ve hatta burada enstitü yayılımı vermişiz zaten. Tamam. O enstitü yayılmaya devam etsin. Şu kalede kendi kendine düşer zaten. Fazla askeri yok. Abi orayı almamıza izin vermedi. Vermesin bakalım. Biz de burayı kurtardıktan sonra orayı alırız. Önce ben bir orayı alayım da savaş skorunu alalım. Sen buradaki toprakları ele geçir. Tamam.
şu isyancı. Abi bizim 18K'lık ordumuz nerede? Van'ı kurtarmamışsın ki sen. Toprakları tamamen hallettik. Buraya, 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 buraya ve buraya ilerleyin. Ulan orada karşımıza umarım bir ordu çıkmaz. Riske giriyorum ama. Şurada kale varmış. O kaleyi de alalım o zaman. Şurası da düşecek birazdan. Dike düştü. Güzel. Siz siege değil abi. Musul'da da isyan çıktı. Siege değil, kafanıza göre takılın. Ne yapıyorsanız yapın artık. Diyelim bizim vasallara. Şuradaki kale de düşecek birazdan zaten. Sen de Musul'daki isyancıyı bastır. Başka nerede isyan çıkacak? Ermenistan isyancıları çıkacak. Abi artık biraz otonomi verelim. Daha fazla isyancılarla uğraşmak istemiyorum. Tamam, onu kesersin sen. Şu kale düştü mü? Düştü. O zaman biraz topraklarını işgal edelim bu arkadaşın. Şimdi Chernigov'a öncelikle toprağını vereceğim. Bu toprakların tamamını bir işgal edelim. Chernigov'a vereceğiz. Ne var ne yok, Chernigov'a vereceğiz burada abi. Koro olsa da olmasa da artık daha fazla toprak almayacağım ben. Vasallarımızı ileride influence ID'ye bittiğinde zaten annexleriz. Burada Chernigov'a, burada Chernigov'a, burada Chernigov'a, burada Chernigov'a. Sen de Chernigov'a. Tamam. Artık sadece işgal ediyoruz abi. Başka yapacak bir şey yok. Şu keşfedilmemiş toprakları da keşfedelim. Belki orada bilmediğimiz kale falan vardır. Burayı da Chernigov'a vereceğiz bu arada. Chernigov. Chernigov. Sen de Chernigov. Şurası bir düşsün. Yürü abi buraya. Sen de Chernigov'a. Sen de Chernigov'a. Şimdi herhalde artık savaş bitebilir. Evet. Güzel bir barış anlaşması olduğunu düşünüyorum. Chernigov'u da bu sayede büyütmüş olduk. Zaten yarısı vasalımız abi. Güzel. Güzel bir şekilde barış anlaşmasını yaptık. Gel buraya. Sen burada çıkabilecek isyanları bastırmak için bekle. Biraz asimilasyon yapalım. Gelirimiz zaten iyi miktarda var. 7 duka şu anda şeye veriyoruz. Şimdi artık anexleme zamanı. Fazladan keşke stability yükseltmeseydim. Kırım'ı annexleyeceğiz. İleride yoksa bu isyan etmeye başlayacak. Diğer vasallarımızın da isyan etmesini istemiyoruz. Kırım'ı annexlemeye bu bölümde başlayalım. Şu anda Liberty Cezayirler yüksek. Kırım'ın topraklarına ihtiyacımız var. Değerli topraklar. Onu annexleyelim. Trade efficiency'ye verelim. Abi morali azaltan bir hatun gelmiş padişahımıza ya. Kötü oldu. Neyse, 24 dakika oldu video. Burada bitirdim o zaman videoyu. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Ve ayrıca videolara beğeni ve yorum atıp bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.